Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün bahçemizde domates ve biber fidelerimizi toprağa dikeceğiz. Damlama sulama yaptık. Ve bu arada şu gördüğümüz mis gibi harika kokan şebboylarımızı açayım dedim videomu. Daha önce burada lalelerimiz ve nergislerimiz vardı, sümbüllerimiz vardı. Onlar ömrünü tüketti ve şimdi yerini şebboylara bıraktı. Harika kokusuyla etrafa kokusunu salan şebboylarımız açtı arkadaşlar. Şurada lalelerimiz soldu, ömrünü tüketti ve şurada geç açan bir tek katlı kokulu nergisim var. Bu çok geç açar ve çok da az ürüyor. Neden bilmiyorum. Birkaç yıllık bu nergisim. Şimdi hemen bahçemize gidelim arkadaşlar. Damlama sulama yaptık ve domates ve biberlerimizi dikmeye başladık. Evet, bu arada vişneler çiçeklerini açtı. Tam da fide dikme mevsimini gösteren çiçeklerimiz açtı. Ve dağlara da gece kar yağmış. Kar serpiştirmiş. Bayağı bir yakın yere kadar gelmiş arkadaşlar. Evet, hava bugün bayağı soğuk ve yağmurlu hava. Şimdi hemen damlama sulama yaptığımız bahçemize geçelim. Evet, şöyle bahçeye damlama sulama yaptık. Domateslerimizi diktik ama birkaç tane de dikerken göstereyim istedim. Şöyle biberlerimizi dikmeye başladık. Ve şöyle damlama sulamalarının o damlayan yerlerine bir ağaç yardımıyla, sivri bir ağaç yardımıyla delikleri açıyoruz. Ve şimdi seramıza doğru gidelim. Evet, fidelerimiz büyüdü. Biraz küçük ama o fazla yetiştirmek istemiyoruz. Çünkü kökünü çabuk alıyor toprakta. Hemen hemen bir haftaya yakın birazcık sersemler ama yeni saçaklar atar. Ve hemen çabuk toplar ve kendini çabuk toplar daha erken tutmaya başlar meyvesini, sebzesini. Evet, daha önce sera yaptık. Daha önceki videomu belki de izleyenleriniz vardır, izlemeyenleriniz de vardır diye düşünüyorum. Şöyle ayrı ayrı sarımsaklar, pırasalarımızı, soğanlarımızı, tohumlarını kendimiz ürettik bu tohumları. Daha önce videoda çektim arkadaşlar. Bir yıl önceki yapacağımız tohumları kendimiz üretiyoruz. Şurada domateslerimiz ayrı ayrı var ve şurada kekik fidelerimiz var. Şurada marul fidelerimiz var ama bunlar biraz daha büyüyüp kökünü alması lazım. Evet. Şurada annemin o aralarından aldığı biberlerin öbür tarafında da soğan fidanı var. Bunlar da hep tohumundan yetiştirme ama biz daha önce bilmiyorduk. Bunu biz sonradan öğrendik, yaptık. Kendi tohumumuzu kendimiz yapıyoruz ve tohumdan ekip çok da güzel soğanlar elde etmeye başlıyoruz arkadaşlar. Kışlık soğanımızı kendimiz üretiyoruz. Tamamen organik ve ilaçsız. Evet, biberler fazla büyümesine hiç gerek yok. Saçağını güzel aldık olduktan sonra saçağı hiç önemli değil. Fazla da büyümesine gerek yok. Hemen toprağı kendi kökünü alır, daha çabuk büyümeye başlar. Evet, şurada da baya baya büyüdü. Buradan çektik arkadaşlar. Şöyle boyutunu göstereyim. Domates fidelerimiz mis gibi de kokuyor. Kendi köy domatesimiz olduğu için yaprakları şöyle diyeyim, mis gibi kokuyor yaprakları. Şöyle ufalayınca. Evet, şurada acı süs biberlerimiz, o acı biberlerimiz vardı. Yaprak biber yapıyoruz, acı salça yapıyoruz. Onlardan toz biberlerimizi yapıyoruz. Ondan çektik, hazırladık. Ve şurada da dolmalık biberlerimiz var. Şunlar dolmalık biberlerimiz. Sivri biberlerimiz. Acı biberlerimizi diktik toprağa. O elindekini hangisinden anne çektiğin? Bunlar işte şey, turşuluk Ha, turşuluk, sivri, sivri biber. Acı biber mi? Ha. Acı biber bunlar. Aynı salatalık gibi siyah oluyor, kara kara. Evet, etli siyah Turşusu çok güzel. kornişon salatalık turşuluk salatalık kornişona benziyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim.
Ve etli oluyor. Hem salçası fazla çıkıyor, hem de turşusu, yaprak biberi bereketli oluyor. Harika oluyor. Lezzetli, çok güzel. Çok kıvamında acısı var. Evet, şöyle saçak kısımlarını da göstereyim. Evet, şöyle saçak attıktan sonra korkmayın arkadaşlar. Bu kendi yeni saçağını saçacak ve çabuk, daha çabuk olacaktır. Şöyle bir tane de göstereyim hemen. Evet, şöyle az saçaklı olmasın. Ha, zamandan bu da tutar ama birazcık kökü kuvvet istiyor. Kökü cansız. Evet, şöyle kökleri var. Evet, bunlar fazla tutmaz. Şu yaprakların orta kısımdaki şu yaprağı dörderleme diyoruz biz buna. Dörderledikten sonra yaprağını bilkine, saçağı olmuş demektir. Toprağa dikmenize hazırlanmış demektir. Şöyle yaban otları da içinden ayıklayıp dikeriz. Evet, bunlar da benim çiçeklerim, göçmen çiçeklerimin tohumları. Siyah siyah arada da fesleğenler var. Evet, şöyle de kekik fidelerimiz var. İçinin şöyle iri kısımlarını alıp bunları toprağa dikeriz. Zeytinyağına kahvaltılık, kışlık kahvaltılık koyuyoruz zeytinyağına. Ve et yemeklerine harika yakışıyor. Kebaplarımıza, o etli tavuklarımıza, tavuk avcarlıyoruz, et avcarlıyoruz, kebaplık için olsun. Balıklarımıza harika yakışan bir kekiğimiz arkadaşlar. Bu birazcık iri oluyor şimdi yapraklar, ama sonra biraz büyüdükçe daha inceliyor yaprakları ve minik minik eflatun eflatun da çiçekleri oluyor. Mis gibi koktu şimdi. Evet, oradan biraz acı biber alalım ve evet, bunun hepsini dikmiyoruz arkadaşlar. Biraz da tabii konumuza, komşumuza olan olmayandan faydalanıyor. Yeteri kadar dikeriz. Biraz da aşılamaya bırakırız. Aralarında, çünkü ilaç kullanmıyoruz, kurt kesebilir. Ya da hava, daha az önce gösterdim, kar yağıyor, hava soğuk, don alabilir. O yüzden, çünkü sera işlemi de yapmıyoruz arkadaşlar. Tamam, bu sera işi bitti artık. Burada biraz büyütene kadar burada yetiştirdik. Şimdi hemen biberlerimizi dikmeye başlayalım. Şöyle bir tane bir tane arkadaşlar, hemen hemen arası bir karıştan fazla olan aralıklarla damlama sulamaların tam damlama yerine gelecek şekilde. Dikiyoruz biberleri. İlaçlama olmuyor arkadaşlar. İlaçlama olmadığı için biraz da aşılamak için biberin birazını yerinde bırakıyoruz ki sera gibi üzerine kapatacağız. Herhangi bir buradaki diktiklerimizi soğuk almasın diye, eğer öyle bir tehlikesi olursa ya da kurt yeme işi olursa, çünkü ilaç kullanmıyoruz, herhangi başına bir kaza bela gelmesin diye, gelirse eğer oradan aşılama yaparız diye birazını ayırıyoruz, saklıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi birazcık zor gözüküyor ama bir hafta sonra ya da 2 hafta sonra kendini hemen topraktan, yemyeşil olaraktan kendini gösterecek. Şurada domateslerimizi diktik. Evet.
Hemen hemen 1 metreye yakın aralıklarla yarım metreyi geçiyor arkadaşlar. Dikiyoruz ama gerçekten de arada o basacak yer kalmayacak. O kadar fazla arayı kapatıyor. Toprak geniş olduğu sürece kendini yayabildiği kadar yayıyor. Ve yerden de alıyor kuvvetini. O saçakları attığı yerden de yere saçak atıyor. Çünkü biz bunları sera usulü yapmıyoruz. Köyde kendi köy usulü yapıyoruz arkadaşlar. Kendi bildiğimiz gibi oluyor. Yerde toprağa saçaklarını atıyor. Ve o saçak attığı yerlerden de tekrar çiçek açıp tekrar topraktan kuvvetini alıyor. Ve şöyle çok da güzel, verimli bir domatesimiz oluyor. Evet. 4 sıra bundan diktik. Gördüğünüz gibi aralıkları da var. Baya baya var aralığı. Biberlerin aralıkları biraz daha sık. Ve ileride de daha sık olan aralıklı damlama sulamayı çektik. Oraya da salatalık olsun, bamya, salatalık, pırasa, soğan bunları dikeceğiz. Evet, şuraya biberle domatesin arasına pırasa ve soğan dikeceğiz. Ama bunun için birkaç gün beklememiz gerekiyor. Çünkü o biraz pırasayla soğan biraz daha saçaklanacaklar. Şimdi sadece domates ve biberlerimizi dikeceğiz ve kekiklerimizi dikeceğiz. Evet, ortasına da kekik dikiyoruz arkadaşlar, bir sıra. Evet arkadaşlar, videom hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen kanalıma da abone olursanız çok da memnun olurum. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Eğer videom hoşunuza gittiyse, eğer biberlerimizi böyle diktik ve şurada da domateslerimizi diktik arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi marul fidanları diktim biberlerin arasına ki bu marullar, biberler büyüyene kadar bu marullar yenilecek kıvama geliyor ve aralarından birer birer kesiyoruz arkadaşlar. Hemen bu kökünü aldıktan sonra tekrar bir posa daha dikeceğim aralarına, domateslerin arasına ve biberlerin arasına. Bu arada arkadaşlar, sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.